Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Brock Haven'ın yeni gelen güncellemeyi sizlere göstereceğim. Gerçekten güzel bir güncelleme olduğu söyleniyor. Bakalım bizim fikirlerimiz ne yönde olacak? Gerçekten güzel mi, değil mi? Daha yeni geldi arkadaşlar. Daha az önce geldi. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama daha yeni, taze bir güncelleme geldi ve bu videoda sizlere güncellemede gelen her şeyi tek tek göstermeye çalışacağım. O zaman arkadaşlar hemen güncellemeyi incelemeye başlayalım ama incelemeye başlamadan önce sizlere çok güzel bir haberim var. Bu haber ne diye soracak olursanız arkadaşlar, bu videoda sizlere tam olarak 200 Robux veriyorum. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak, videoyu beğenmek ve yorumlara Roblox isminizi yazmak. Eğer bunları yaparsanız Robux çekilişine katılırsınız ve Robux kazanma hakkına sahip olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Şimdi bugün arkadaşlar günlerden ne? Bugün günlerden Cuma, bakayım tarihe 28 Nisan arkadaşlar. 28 Nisan ve şu anda böyle bir güncelleme geldi. Siz bu videoyu ya 28 Nisan'da izlersiniz, yani Cuma izlersiniz, ya da 29 Nisan'da, yani Cumartesi izlersiniz. Şimdi bu güncellemede neler eklendi hemen bakalım. Arkadaşlar ilk öncelikle yeni bir adet arabamız var. Şöyle şu kısma gelelim. Bakın burada arabalarımız var. Zaten direkt gözünüze çarpacak. Eğer sürekli Brock Haven oynuyorsanız direkt arkadaşlar dikkatinizi çekecek bir olay. Şöyle arkadaşlar aşağı doğru inelim. Bakın benim gözüme direkt çarpacak bir ihtimal. Şöyle inelim arkadaşlar, bakalım nerede abi? Şu an gözüme hiçbir şey çarpmadı nedense. Niye çarpmadı abi? Ha burada, tamam. Bakın bu araba eklenmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zaten gözünüze çarpmıştır sizleri. Şimdi bu arabayı çağıralım arkadaşlar. Bu arabanın birkaç tane olayı var. Bu arabanın olayı ne? Şimdi gördüğünüz gibi tabii ki bu dondurmacı arabası. Yani gördüğünüz gibi yukarısında dondurma var. Şöyle ice cream yazıyor, yani dondurma yazıyor. Ve dondurmacı arabası gerçekten çok güzel. Dondurma kamyonu tarzı bir şey eklenmiş. Yurt dışında böyle Amerika'da falan biliyorsunuzdur, böyle şeyler çok oluyor. Böyle şeyler bol bol oluyor arkadaşlar. Brock Haven'da bu tarz bir şey eklemişler ve bence gayet güzel olmuş. Şimdi bakalım etrafında dondurma fotoğrafları var. Bakın şuradaki dondurma şu fotoğraftan var. Gördüğünüz gibi burada da bir tane dondurma var. Farklı dondurmalar var. Şu yan taraftaki dondurmalar bu fotoğraftan. Arkadaki ve öndekiler de yeşil dondurmadan. Bu arada şurada da biliyorsunuz bir dondurmacı var. Buradaki dondurmaların aynıdır arkadaşlar. Mesela bakın şu dondurma vardı gördüğünüz gibi fotoğrafta. Diğer ön ve arkada da bu dondurma vardı. Şimdi gidelim bu arabanın içine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir oturalım bakalım. Şöyle bir oturayım süreyim bakalım. Of, sürüşü gerçekten güzel duruyor. Bakalım aynen. Sürüş hissiyatı güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dondurmacı olarak böyle gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Çocuklara dondurma falan satabilirsiniz. Bence gayet iyiyim. Başka arkadaşlar arabanın içine girebiliyor muyuz? Ona bakalım. Şöyle bakın arkadan içeriye girebiliyoruz galiba. Aha bir dakika. Oha burası çok iyi. Arkadaşlar bakın burada içeriye girebildiğimiz bir yer var. Şu anda dondurma kamyonunun içindeyim. Şöyle göstereyim sizlere, bakın içindeyim şu anda ve burada yürüyebiliyorum gördüğünüz gibi. Havadayım yani şu anda, yürüyebiliyorum burada. Ve burada 4 adet, yok 5 adet dondurma var arkadaşlar. Buradan istediğim dondurmayı alıp mesela bunu aldım arkadaşlar, gelip böyle buradan hemen servis yapabiliyorum. Al biraderim, al çocuğum deyip, al evlat deyip bunu verip satabiliyorum mesela. Bu gerçekten güzelmiş. Şöyle buraya bakalım. Başka vanilya var, çikolata var. Bu dondurma şey doğum günü keki aromalı bir dondurma var. Burada şey var, sakızlı var. Bir de burada fıstıklı var arkadaşlar. Abi güzel olmuş ya, sevdim. Ama bir dakika, buradaki aromalar oradaki dondurmacıdakiyle aynı mı acaba, buradaki şeyler, dondurma aromaları? Bir ona bakalım, merak ettim gerçekten. Şöyle arkadaşlar şuradaki dondurmacıya gidelim, bir karşılaştırma yapalım arkadaşlar. Bayağı güzel bu arada, ben sevdim bu arabayı. Şöyle bakalım arkadaşlar, aynen bakın burada da 4-5 tane arama var. Hepsi aynı arkadaşlar. Abi en azından farklı bir şeyler yapsaydınız ya. Yani güzel olurdu farklı bir şeyler yapsaydınız. Buradaki de gördüğünüz gibi aynı arkadaşlar. Tıpatıp aynısı, böyle tıklayıp alıyorsunuz. Bayağı güzel arkadaşlar, ben sevdim. Böyle oyundaki dondurmaları görünce de canım çekiyor. Bu arada şurada da arkadaşlar bir tane külah var, iki tane hatta. Bunları alamıyoruz arkadaşlar. Böyle tıklama işareti çıktığına bakmayın. Burayı açmak için çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde burayı da açabiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Bakın buna tıkladığımızda burayı açabiliyoruz ve içeride dondurma yaptım diye varsaydı arkadaşlar. Mesela ben bu dondurmayı yaptım. Gelip buradan servis edebiliyorum. Yani arabadan inmeme gerek yok. Buradan direkt eline verebiliyorum. Böyle elden direkt buradan servis edebiliyorum. Gerçekten çok güzel. Bu olayı harbiden sevdim. Arabadan inmemize gerek yok. Başka şimdi bu arabayı şöyle bir birazcık daha ortalığa alalım. Şöyle yanda durmasın. Peki burayı da açabiliyor muyuz? Şuna basalım bakalım ne olacak. Aa bir dakika, burası farklı bir şey. Ha buraya sanırım isim yazıyoruz. Mesela ne yazalım? Dondurmacı Emir yazalım şöyle arkadaşlar. Dondurmacı Emir yazdım. Bakalım buraya isim mi yazıyoruz? Aynen. Gördüğünüz gibi şu anda buraya isim yazdık arkadaşlar. Buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Farklı bir şeyler de yazabilirsiniz. Ben bunu yazdım. Böyle de buradan renkleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu olayı ben sevdim. Güzelmiş. Şöyle bakalım renginde ne yapalım? Kırmızı olsun abi. Kırmızı kalsın. Gördüğünüz gibi şu anda dondurmacı Emir oldum mesela. Peki şurada bir tuş var arkadaşlar. Asıl olayın bu tuş olduğu söylüyor. Bu tuşa basınca ne olacak? Deneyelim. Şöyle tuşa bastım arkadaşlar ve oha araba değişti. Abi çok iyi. Bir dakika şunu da silelim madem artık dondurmacı değiliz arkadaşlar. Abi bu güzelmiş. Harbi güzelmiş. Bakın şu anda sosislici oldu. Hot dogcı oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz oyunda zaten sosisli falan var arkadaşlar yemek olarak. Böyle bir sosisli arabası oldu. Böyle hani sosisli satan bir yer yok arkadaşlar Brock Haven'da, yani böyle direkt sosisli satan. Böyle bir şey var artık. Buradan yapabilirsiniz ve yukarıdaki dev sosisliyi çok sevdim. Ona bir dokunmak istiyorum arkadaşlar. Binemeyim ona, belki böyle oturabilirim diye düşündüm de yok, olmuyormuş. Bunun içine binelim arkadaşlar. Bunun içinde neler var? Şu tuşlara basınca ne oluyor? Bunlar
var. Ha, dışarıdaki tuşa basıyoruz. Bunlara basınca bir şey olmuyor. Okey. Burada bir sosisli fotoğrafı var arkadaşlar. Burada ketçap var. Bunları alamıyoruz değil mi? Yine dışarıdaki şuna basıyorum bu arada. Sosisli var. Bunu alabiliyoruzdur. Aynen bakın bunu aldım. Gördüğünüz gibi. Oo çok güzel ya. Bunu harbiden çok sevdim burayı. Karnımı da acıktırdı burası benim yani. Şöyle dışarıya çıkalım arkadaşlar. Başka ne olayı var? Bunun bayraklar falan sarı marı çok güzel. Peki bunun rengini değiştirebiliyor muyuz? Bakalım şöyle. Aa evet bakın. Gördüğünüz gibi rengini değiştirebiliyoruz. İstediğim rengi yapabiliyorum arkadaşlar. Bayağı güzel. Bayağı sevdim ben bunu. Peki başka bu araba neye dönüşür? Onda bakalım. Bir kere daha tıklayalım arkadaşlar. Aha takocu oldu. Oo tako abi çok iyi lan. Harbiden çok iyi. Bakın yukarıda kocaman bir tako var. Bu çok güzel abi. Ben bunu çok sevdim. Takocu arkadaşlar. Bildiğiniz takocu. Bakın şu ya. Bildiğiniz şu arkadaşlar. Bizim ülkemizde fazla yok ama yurt dışında falan tako bako çok güzeldir. Bu arada oyunda tako yok mu abi? Ha var tam burada. Gördüğünüz gibi tako arkadaşlar. Bildiğiniz tako abi. Çok güzel duruyor böyle Meksika şeyi. Şöyle içine bilelim. İçinde ne var arkadaşlar? Şöyle bakın burada bir tane takomuz var. Burada ketçap ve mayonez galiba bilmiyorum. Değişik soslar var burada. Sonra arabanın içi genel olarak aynı. Bunda bakın az öncekinde bayraklar falan vardı. Bunda bayrak yok. Bu dümdüz arkadaşlar. Baya güzel bakın. Arkada da tacos yazıyor. Burada da bir taco fotoğrafı var. Çok sevdim bunu. Bir kere daha basarsak ne oluyor? Aha bu sefer de şeyci oldu. Şekerci oldu arkadaşlar. Aburcu burcu oldu. Bakın yukarıda gördüğünüz gibi bol bol böyle kocaman şeker ve kurabiye fotoğrafları var. Donat monat var. Fotoğraf dediğim modelleri var yani. Böyle kahverengi bir araba arkadaşlar. Bu diğerlerine göre bir tık daha şey hani kötü durmuş ama diğerleri harbiden güzeldi yani. Bakalım şöyle içeriye binelim arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bunları alıp bu şekilde buradan servis edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı iyi ya. Harbiden sevdim bakın. Başka oyuna eklenen araba var mı arkadaşlar bu güncellemede? Yani bu güncelleme sanırım birazcık küçük bir güncelleme. Çünkü daha fazla araba yok eklenen arkadaşlar. Bir de eklenen şu vardı. Şöyle bakalım. Şöyle aşağı indiğimizde arkadaşlar şuraya geldiğimizde sosisli arabası eklendi ya. Bir de arkadaşlar şu şekilde bakın şuraya sosisli tabağı eklenmiş. Her yemeğin gördüğünüz gibi şöyle tabakları var arkadaşlar ve buraya sosisli de eklenmiş arkadaşlar. Tabii buraya koyamıyoruz ama bakın gördüğünüz gibi şöyle gösterebilirim. Yere koyabildiğimiz bir sosisli tabağı eklenmiş oyun arkadaşlar. Şöyle güzel durdu bakın burada. Harbiden güzel duruyor arkadaşlar. Böyle de alıp hop yiyebiliyorsunuz. Çok iyi ya. Başka da arkadaşlar oyuna eklenen küçük bir şey daha var. Aslında çok da küçük değil. Şöyle bakalım arkadaşlar. Oyuna zaten biliyorsunuz şu yukarıda bakın şurada props diye bir şey eklenmişti. Mobilyalar vardı bu props kısmında. Böyle aksesuar koyabiliyorduk arkadaşlar oyuna. Mesela şunu alıp böyle buraya koyabiliyordum arkadaşlar. Olay bu yani. Buraya arkadaşlar tam olarak 70 tane eşya eklenmiş. Bakın yanlış duymadınız 70 tane. Hani 70 ne demek ya? Bakın şöyle bakalım gözümüze batanlar olacak mı? Mesela bunlar yeni galiba direkt. Abi burada ama 70 tane eşya yok ki. Nasıl 70 tane eklenmiş olabilir? Aa kasa var oha. Arkadaşlar evlerimize artık gizli kasa koyabiliyoruz. Bir dakika bu var mıydı önceden? Çünkü bu çok güzel bir şey. Oha çok iyiymiş. Şöyle tıklayınca ne oluyor? Oha ATM oldu. He tamam şimdi çözdüm. Arkadaşlar eskiden ATM vardı. Buna mesela 2 tane seçenek eklemişler arkadaşlar. Böyle mesela 2 tane eklemiş oldular. Sonra burada kutu vardı. Bunlara böyle farklı farklı seçenek ekleye ekleye büyük bir şey yaptılar arkadaşlar. Mesela buna tıklayınca da seçenekler değişiyor. Aha bakın bunlar yoktu abi. Böyle böyle arkadaşlar toplam 70 tane harbiden eklemiş olabilirler biliyor musunuz? Bakın şöyle mesela bunlara falan yeni şeyler eklemişlerdir büyük ihtimal. Şöyle şunları kaldıralım mesela. Mesela bu vardı arkadaşlar. Bunda böyle farklı bir şeyler var mı acaba? Mesela bu da yoktu galiba eskiden arkadaşlar şöyle. Şöyle değiştirelim mesela. Başka ne var arkadaşlar? Mesela bu da yoktu galiba. Bunlar hani belki de vardı ama sanki böyle bunlar yeni eklenmiş gibi geldi. Çünkü burada 70 tane yok arkadaşlar. Bunlar yeni eklenmek zorunda. Neyse bunlara tek tek arkadaşlar kendiniz bakarsınız siz. Bunlarda hani yeni olan neler var onlara bakarsınız tek tek. Çünkü eski şeylerin üzerine de yeni şeyler eklenmiş yani. Yani farklı farklı şeyler eklenmiş. Mesela bu evin üzerine bir şey eklenmiş mi? Bakalım arkadaşlar. Mesela bu var mıydı? Yoktu abi bu. Yoktu ya. Bakın bu da yoktu arkadaşlar. Var mıydı bilmiyorum. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben yoktu diye hatırlıyorum. Bunlar yeni eklenmiş. Oha bu çok iyiymiş lan. Burası çok iyiymiş arkadaşlar. Bir dakika. Bunların dışında arkadaşlar bunların üzerine eklenenlerin dışında bir de böyle pizza tabağı gibi bir şey eklenmiş. Bakın böyle pizza şeyi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Böyle farklı farklı şeylere geçiyor. Sonra burada böyle bir mezarlık eklenmiş. Oo bakın bu çok iyi abi. Bu çok iyi. Harbiden çok iyi. Bal kabağı. Başka ne var arkadaşlar bunun üzerinde? Başka büyük bir bal kabağı. Başka küçük bir bal kabağı. Başka farklı bir suratlı bal kabağı. Aa, bir sürü bal kabağı eklemişler. Aha örümcek arkadaşlar. Oha bu ne? Örümcek bile eklemiş adamlar arkadaşlar. Bakın böyle asılan örümcek de var. Mesela bunlar çok işe yarar anladınız mı? Ben bunu alıp arkadaşlar şuraya yapıştırırsam mesela gördünüz mü abi? Çok iyi ya. Şuna bakın. Böyle etrafı örümcek koyabiliyorum şu an mesela. Bakın yukarıya da yapışanlarını yapmışlar. Harbiden güzel olmuş. Bakın şu mezar olayını çok sevdim ben ya. Mezarlık ekliyorsun ya o bayağı iyi. Sonra şöyle tahta şeyler var. Mesela bunlarla arkadaşlar böyle kapıları falan kapatabiliyorsunuz. Bunu eklemişler. Şöyle bakın gördüğünüz gibi burayı komple girilmez yaptım şu anda. Başka böyle bunları değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Başka böyle yapabiliyorsunuz. Beyaz yapabiliyorsunuz. Başka böyle yapabiliyorsunuz. Abi çok iyi ya. Harbi güzel. Harbiden güzel olmuş. Sonra böyle küçük bir havuz gibi bir şey var. Aynen havuz arkadaşlar. Bakın bu ne? Oha. Abi ne güzel şeyler eklemişler ya. Bakın bunlar zaten oyunda var biliyorsunuz. Ama artık bunları istediğimiz gibi koyabiliyoruz.
Sonra böyle kırmızı bir şey var. Bu ne arkadaşlar? Aa, duman. Bir dakika şöyle değiştirelim. Rengi mi değişiyor bunun? Aha bakın arkadaşlar, kırmızı oldu. Oo çok iyi abi, çok güzel. Duman muvan fena. Sonra burada böyle bir giysi dolabı var. Artık kendi giysi dolabımızı da ekleyebiliyoruz. Şöyle tıklayalım mesela. Ha, bunların rengi değişiyor direkt. Okey, tamam. Peki tıklayınca alabiliyor muyum arkadaşlar kıyafet? Aa, alabiliyorum lan. Kıyafetim değişti arkadaşlar ya. Hayır. Bir dakika, bunları çıkarmam lazım. Tamam, bu kaldı şimdi ikisinde. Dur, değişelim ya da ya. Tamamdır arkadaşlar. Böyle bir kıyafet buldum. Bu kaldı şimdi ikisinde. Abi bu güzelmiş. Harbiden güzelmiş. Sonra böyle açık tabelesi var. Open gördüğünüz gibi. Açık. Oo, agency logosu arkadaşlar. Oha! Bakın bu çok iyi. Agency logosu eklenmiş. Ve büyük bir agency logosu da var. Abi çok güzel. Bunu harbiden sevdim ya. Şu anda bunları detaylı inceleyemiyorum ama bunlarla ne güzel şeyler yapılır biliyor musunuz arkadaşlar? Harbiden çok güzel şeyler yapılır bunlarla. Şuna bak abi, çok iyi be. Sonra böyle bir şey eklenmiş. Bu ne arkadaşlar? Çöp var bunda. Sonra böyle bir yemek kutusu var. Böyle bir alet çantası var. Böyle bir şey var. Oha oğlum, ne kadar çok şey eklenmiş. Oğlum kapı bile var. Abi kapı bile yapabiliyoruz artık. Bakın şuradan arkadaşlar kendime şöyle bir giriş yapabilirim mesela yani. Çalışmasa bile arkadaşlar fake atmak için çok iyi. Böyle güzel troller yapılır. Sonra böyle bir şey eklenmiş. Bu ne? Yıldız. Şöyle değiştirelim. Farklı farklı yıldızlar. Farklı farklı logolar. Abi bunlar çok iyi. Bakın bunlarla harbiden güzel şeyler yapılır. Harbiden sevdim arkadaşlar. Tamamdır ya. Çok büyük bir güncelleme değil. İki tane şey eklemişler ama hepsi böyle değişebilen şeyler olduğu için arkadaşlar büyük bir güncelleme sayılabilir. Bilmiyorum. Siz karar verin. Sizce büyük bir güncelleme mi yoksa küçük bir güncelleme mi? O zaman bu videoluk da bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşça kalın.